Merhabalar sevgili seyirciler. 3 Temmuz özel yayınlarımız devam ediyor. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin eski başkanımız Sayın Aziz Yıldırım, eski yönetim kurulu üyelerimiz Sayın İlhan Ekşioğlu ve Sayın Şekip Mosturoğlu için verdiği beraat kararı Yargıtay 5. Ceza Dairesi tarafından onandı. Hak yerini buldu dedik. Masumiyet tescil edildi ve 3 Temmuz 2011'de başlayan sözleşike davası da böylelikle sona ermiş oldu. Şimdi stüdyomuzda değerli konuklarımız var. Bedri Baykan ve Lübe Ayar bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet, sizlerle sohbetimize başlamadan önce önemli bir telefon bağlantımız var şimdi. Yüksek Divan Kurulu Başkanımız Sayın Vefa Küçük hattımızda. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Hoş bulduk. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar efendim. Teşekkür ediyoruz. Stüdyoda başta siz olmak üzere Sayın Baykam'ı ve Nube Hanım'ı sevgiyle saygıyla iyi akşamlar dileyerek onları öpüyorum, kucaklıyorum. Sevgiler bizden Sayın Baykam. Sevgi ve saygılar. Teşekkür ederiz. Bu iki değerli arkadaşımız 3 Temmuz'un kahramanları arasında yer alan, yılmadan bıkmadan cesurca, cesaretle o günkü başkanımızı, yönetim kurulumuzu ve kulübümüzü müdafaa eden çok az sayıda hem medya mensubu hem de Fenerbahçe'ye gönül vermiş insanların arasında olduklarını çok iyi hatırlıyorum. Ve şimdi de ekranlarda onları görmekten ve bugün beraat eden bir günü kutlamaktan mutluluk duyuyorum. Sağ olun. Sağ olun Sayın Başkan. 3 Temmuz Fenerbahçe'nin makus bir talihiydi. Sonradan anlaşıldı ki bunlar büyük bir kumpasın sonucu. Fenerbahçe'yi ele geçirmek isteyen menfur gayeleri ve idealleri olan iç ve dış mihrakların birlikte Fenerbahçe'mize kurdukları bir kumpas olduğu nihayet adli yönden, hukuki yönden bugün artık açılmamak üzere kapanmış ve Fenerbahçe'nin haklılığı, başkanımızın, yöneticilerimizin mağdur edilmelerinin ve haksız yere hürriyetlerinden edilmelerinin artık sona erdiğini, hukuki olarak tescillendiği bir günü kutluyoruz. Ben de çok sevinçliyim. 3 Temmuz herkesi üzdüğü gibi tabii ki beni de çok üzmüştür. O zamanki başkanımız Sayın Aziz Yıldırım, yöneticilerimiz Sayın Şekip Mosturoğlu ve İlhan Ekşioğlu'nun ve diğer görevli arkadaşlarımızın böyle bir suçlamayla karşılaşmalarına inanmadık. Halen de inanmıyoruz ve hukuki olarak da bundan böyle inanmamayı hukuki bir tabana ve zemine oturtmuş oluyoruz. Fenerbahçe'nin bu bir yol kazasıdır. Ancak büyük camiaların derdi geçmişte de bitmedi, yakın tarihte de bitmedi. Gelecekte de pek biteceğini tahmin etmiyorum. Çünkü beklenmeyen zamanlarda, beklenmeyen şekillerde ve gerekçelerle, haksız sebeplerle kulüpler hep ele geçirilmek istenmiştir. Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük kulübü olması, en büyük sivil toplum kuruluşu olması nedeniyle de ilk ele geçirilmeye heveslenilen, teşebbüs edilen, yeltenen kulübümüz olmuştur. Ama çok şükür ki Fenerbahçe'nin büyüklüğü, taraftarlarımızın, camiamızın, üyelerimizin ve o gün kulübü temsil eden başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimizin cesur duruşları, metanetli duruşları ve büyük mücadeleler yapmak suretiyle Fenerbahçe'miz bugün hukuki olarak da aklanmıştır. Zaten bizim gönüllerimizde hep aklanmışlardı. Biz hiçbir zaman böyle bir olayın gerçek olduğuna inanmamıştık. Ve bütün camia bunun haksızlığını gerek medyada, gerekse sokakta, gerekse Anıtkabir'de, gerekse Bağdat Caddesi'nde yüzlerce, binlerce, milyonlarca taraftarıyla yürüyüş yaparak protesto etmişti. O gün bu cesareti gösteren ve herkesin yargısız infaz yaptığı dönemde, kimsenin ağzını açmaya korktuğu bir dönemde ve o günün özel yetkili savcıları ve hakimleri, mahkemeleri önünde biz de yargılanırız korkusuyla kenara çekildikleri günlerde bu kardeşlerimiz başta olmak üzere
bütün camia ve Fenerbahçe'ye gönül verenler dimdik ayakta durdular, isyan ettiler ve bu haksızlığı bir gün mutlaka hukuki anlamda başarıyla sonuçlandıracaklarını ve başkanımız, yöneticilerimiz ve camiamızın haksız yere suçlandığını hep ifade ettiler. Çok şükür ki bugün bu gerçeği hukuki anlamda artık geri dönülmeyecek şekilde ve kesinleşmiş şekilde lehimize, Fenerbahçe'ye ve yönetenlere bu davadan dolayı haksız yere cezaevinde yatıp hürriyetinden olan başkanımız ve yöneticilerimize ve diğer insanlara örnek olacak bir gün yaşıyoruz. Fenerbahçe'nin mazide de buna benzer bazı haksız işlemlere, eylemlere muhatap olmuştur. Kurtuluş Savaşı sırasında o günkü başkan Sabri Toprak'ın ülke müdafası, Kurtuluş Savaşı'na iştiraki ve desteği olması sebebiyle o günün dış güçleriyle birlikte hareket eden Türkiye'nin yönetimini temsil eden insanlar başkanımızı Malta'ya sürmüşlerdir. Haksız yere başkanımız da 2 seneyi aşkın bir süre Malta'da kalmıştır. Sonra suçsuzluğu anlaşıldığı zaman tekrar Fenerbahçe'nin başına dönmüştür. 1960 ihtilalinde de, askeri darbesinde de o günün yöneticileri ve parlamenterleri olan bazı değerli insanlar bugün hepsi rahmetli olmuştur. Başta Agah Erozan, Medeni İberk başkanlar ve daha sonra da Osman Kavrakoğlu başkan ihtilalin ve darbenin cezasını Yassada'ya gönderilmek suretiyle çekmişler. Onlar da hem vatandaşlarımızın, halkımızın önünde ve kalbinde beraat etmişlerdir. Hem de sonradan Fenerbahçe'ye yine sahip çıkmaya devam etmişlerdir. 2015 yılında otobüsümüzü kurşunlayan, halen faili meçhul durumda olan insanlar da Fenerbahçe futbol takımını yok etmeye toptan otobüsün içindeki değerli oyuncularımızı, hocalarımızı yok etmeye yönelik hareketleri akim kalmıştır. Ama maalesef bugün kimlerin yaptığı bizce malum olduğu halde bir türlü failleri bulunmaması suretiyle halen faili meçhul şekilde devam etmektedir. Bu bizim camiamızı kenetleyen olaylardır. Bundan sonra da iyi günümüzde, kötü günümüzde bütün cami olarak kenetlenmemiz gerekir. Sadece iyi günlerde değil, kötü günlerde de bir arada olmamız gerekir. Fenerbahçe camiası bunun örneklerini her zaman vermiştir. Bugün de vermektedir. Hepimiz sevinçliyiz. Ben başta Sayın Aziz Yıldırım'a, İlhan Ekşioğlu'na, Şekip Mosturoğlu'na ve bu uğurda mağdur olmuş bütün Fenerbahçelilere geçmiş olsun diyorum. Gözlere aydın olsun diyorum. Onları da kucaklıyorum. Bütün Fenerbahçelilere sevgilerimi ve saygılarımı arz ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Vefa Küçük. Yayınımıza bağlandığınız değerli yorumlarınız için sağ olun, var olun. Çok teşekkürler. Evet, tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Lübe Hanım, sizle başlayalım dilerseniz. 10 yıllık aranın ardından, 3 Temmuz 2011'den bu yana 10 yıl bekledik ve sonunda artık Yargıtay kararını açıkladı. Tabii bu süreç içerisinde çok şey yaşandı. Usulen bozuldu, tekrar gönderildi, tekrar görüldü. Fenerbahçe'mizin açtığı ayrı bir dava oldu, kumpas davası. O sonuçlandı. Birçok şey yaşandı camiamızda. İlk sözleriniz neler olur Yargıtay'ın beraat kararını onamasıyla alakalı? Sonrasında detayları da konuşuruz. Öncelikle sevgili Vefa Küçük'e güzel sözler için teşekkür ediyorum. Bugün sabahtan beri, yani bu karar açıklandığından beri mesaj atan, arayan sevgili Aziz Yıldırım'ın dostları olsun, davanın diğer sanıklarının yakınları olsun, sevgili Fenerbahçeliler olsun, yani beni de hatırlayarak güzel sözler yazan herkese teşekkür ediyorum. Bu vesileyle Sayın Vefa Küçük'ün de hatırlattığı gibi çok zorlu bir dönemde, bugün belki burada değiller ama isimlerini anmayı gerekli görüyorum.
Belki o dönemde mesleğim nedeniyle, hani gazeteci olduğum için ekranlara çıkma şansım olduğu için belki söz anlamında ilk kurşunu atmak bana nasip olduysa da sonrasında böyle bir direnişin yollarını döşeyen sevgili dostlarımız işte Mustafa Hoş olsun, Ebru Köksal da olsun, sevgili o gün Altıparmak olsun, avukat sevgili Faik Işık olsun, şu an ismini sayamadığım sosyal medyada bir orduya, gönüllü bir orduya dönüşen tüm dostlarımıza sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum ama en çok da Sayın Aziz Yıldırım'a, Sayın Çekip Mosturoğlu'na, İlhan Ekşioğlu'na, Tamer Yelkovan'a ve Cemil Turan'a ve bu davanın kadrine uğrayan tüm sanıklara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. 10 yıl sonra böyle oturup sakin sakin konuşmak çok acayip bu davaya. Çünkü hiç anlatması kolay olmayan çok zor şeyler yaşadık. Sadece kulübümüz değil, bu davaya muhalefet ettiğimiz için bizler de sayısız iftiraya uğradık. İnanılmaz. İnsan ruhunun başa çıkamayacağı çirkinlikte laflara maruz kaldık. Ama hiçbiri de Fenerbahçe'nin yaşadığı acı kadar bizi acıtmadı. Çünkü bu kulüp bunları hak etmiyor. Birileri için işte bu kupalar mesela işte bu teneke kupa değil mi? Şurada karşımızda duran. Ama Fenerbahçe evet. Müzesi'nin en tabii değerli varlıklarından biri. Ağırlığı sadece tabii. Ağırlığıyla da değil. Her açıdan. Her açıdan. Şimdi o kupa Türkiye Ligi'nde hiçbir kupaya nasip olmayan bir title'a sahip. Mahkemece onaylanan tek şampiyonluk belki de. Yani Türkiye Ligi'nin 2010-2011 yılına dair söylenebilecek tek cümlesi şampiyonun Fenerbahçe olduğudur. Ve bugün Yargıtay 5. Daire'nin kararıyla bu onanmıştır. Kesinlikle. O yüzden böyle karşımızda durmasından büyük mutluluk duyuyoruz tabii. Biz ilk günden beri o kupanın bu müzede kalacağını, öyle kimselerin almak isteyenler oldu biliyorsun. Evet. Başta TFF başkanı olmak üzere. O dönem kendisine gaz veren, bugün yurt dışında olan, firarda olan, kimisi de itirafçı olduğu için hala Türkiye'de gezinebilen bir takım tetikçi, medya tetikçilerinin isteği bu kupanın alınmasıydı ve Trabzonspor'a verilmesiydi. Bunun bir rüya olduğunu 10 yıl önce de söyledik. Yani Bedir Bey de biliyor ki biz 10 yıl önce ne dediysek bugün geldik aynı şeyi söyleyeceğiz. Bir mahkeme kararına ihtiyacımız yoktu Fenerbahçe'nin bu kupayı tertemiz bir mücadeleyle kazandığını söylemek için. Ne o gün karşımıza hukuk insanı sıfatıyla çıkan hakimlere, savcılara inandık, aldandık. Ne spor hukukçularının dediğine kulak verdik. Çünkü biz şunu biliyorduk yani. Biz o sezonu izledik, o şampiyonun nasıl kazanıldığını da biliyorduk. Haliyle de Fenerbahçelilere yutturulmaya çalışılan o saçma sapan senaryoyu boşa çıkartan gördüklerimizdi, şahit olduklarımızdı. Biz o yıl ligde anormal şeyler izledik evet. Yani spor sahalarında olmaması gereken çok şey izledik, hayretler ederek izledik. Bir takım lehine, başka takımların neler yaptığını aynen. gördük. Sonra sezon bitti, bizim kupamıza laf edilmeye çalışıldı. İşte insan hiçbir zaman aklını, vicdanını başkasına emanet etmeyecek. Efendim savcı böyle söylüyor, yok efendim polis böyle yapıyor. Hayır sen ne gördün? Sen ne gördün? Ona bakacaksın. Şükür ki bizim şampiyonumuzdan bir şüphemiz yoktu sevgili Vefa Küçük'ün söylediği gibi. İlk günden beri alnımız açık dedik, alın terimiz delilimizdir dedik. Bugün sadece bu lanet dosyanın artık tarihin karanlığına gömülmesinin keyfi var. Yani çünkü dediğimizde bu konu artık bitti, kapandı, gitti. Ve bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın mektubu okundu Sayın Ali Koç yayındayken. Tabii çok duygulandık haliyle. Neden duygulandık? Çünkü biz 12 Mayıs'ta burada Fenerbahçeliler canıyla boğuşurken, Kadıköy'de biber gazından nefes alınamazken, Fenerbahçelilerin belki o dönem çoğu artık FETÖ'den, FETÖ üyesi olmaktan, belki görevinden atılmış, belki bugün tutuklu olan polislerin azapla boğuşurken. Ben stattaydım. 12 Mayıs'ta statta olan 50 bin kişi ne demek istediğimi biliyor. O evet. gün burada biz can derdine düştük. Ve biz o gün terörist diyenler artık bizim haklılığımızdan dem vurunca mutlu oluyoruz haliyle. Ve mesela Sayın Cumhurbaşkanı'ndan tek bir ricam var. Madem haklılığımızın bu kadar farkında, madem mağduriyetimizi bu kadar net bir şekilde anlamış, o zaman artık bu kupaya laf gelmesin bu ülkede. Yani kendi damadı dahil lütfen hiç kimse 2010-2011 şampiyonluğunun gerçeklerine aykırı bir cümle kuramasın. Hatta Fenerbahçeli avukatlar da artık bunun ne sosyal medyada bu cümlenin söylenmesine izin versinler, ne internette bu cümleyi içeren, yayınların kalmasına izin versinler. Çok samimiyetle söylüyorum. Bugünden itibaren artık
2010-2011 şampiyonluğunun Fenerbahçe olduğu açıktır, nettir. Mahkeme kararıyla onanmıştır. Aksi hiçbir cümleye de bence artık Fenerbahçelilerin tahammülü yoktur. Bu anlamda da avukatlarımıza büyük iş düşüyor. Bu bizim, benim beklentim açıkçası. Evet, sevgili Bedri Baykam, sizlere dönelim şimdi de. Evet. Siz neler söylersiniz, sizin yorumlarınız neler olur? Valla önce bu karar başta bunun bedelini bir yıl hapiste kalarak ödeyen sevgili eski başkanımız Aziz Yıldırım'a ve burada saydığımız bütün diğer eski yöneticilerimize önce onlara hayırlı olsun. Şekip Mosturoğlu, İlhan Ekşioğlu, Tamer Yelkovan, Cemil Turan. Sayın Başkanımız Ali Koç'a hayırlı olsun. Bütün camiaya hayırlı olsun. Sevgili Lübe Ayar gibi o günlerden, ilk günden başlayarak ne diyor bunlar diye olayın kumpasın ruhsuzluğunun ve alçaklığının boyutunu hızla teşhis ettikten sonra olayın üstüne giden sevgili Lübe gibi, Bozkurt Yılmaz gibi, Ateş Bakan gibi, Ferruh Tanay gibi ve burada Lübe'nin de adını saydığı bütün çok Fenerbahçe camiasından, Fenerbahçe televizyonundan bütün dostlarımızın emeklerine şükrediyoruz. Hepsine hayırlı olsun. Ömer Çavuşoğlu'na. Tabii muhakkak. Herkese adını burada atladığımız saymamız mümkün olmayan her biri için hayırlı olsun. Vefakar taraftarımız, seyircimiz şu anda bizi Anadolu'nun en sakin köşelerinde, şu anda bizi Kırşehir'de, Çanakkale'de, Gaziantep'te, yurt dışında, tabii. Avustralya'da, Amerika'da izleyen, Fransa'da, Almanya'da izleyen bütün Fenerbahçelilere hayırlı olsun. Birçoğunun şu anda gözü yaşarıyor. Birçok Fenerbahçeli şu anda gözü yaşarıyor değil, hıçkırarak ağlayanlar da olduğunu biliyorum. Ve ben yanımda bu 10 yıldır bu konuyu her savunmak için televizyonlara çıktığımda, o bir ara bugün akşamüstü gösterilen bütün diğer kanallardaki çeşitli tartışmalara da ben çok katıldım. O dönem Beyaz TV'ye de çok katıldım. Hep yanımda bir siyah dosya vardı. O siyah dosyayı bugün almadım. Gelirken buraya eve uğrayayım, onu alayım falan diyebilirdim. Bir yerde de özellikle almadım. Çünkü bugün aslında camiamızın o yükten kurtulduğu gün. Daha sonra bir başka program, hani bu rezaleti nasıl yendiğimizi... Bedri Bey, sözünüzü balla keseceğim. Bir telefon bağlantımız var. Fenerbahçe Spor Kulübü avukatlarımızdan sevgili Naim Karakaya bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Karakaya yayınımıza. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Bedri Bey'e, Lube Hanım'a da iyi akşamlar. Çok i̇yi teşekkür akşamlar. Ederiz. İyi akşamlar diliyoruz. Evet, sizler 3 Temmuz 2011'den bu yana 10 senedir bütün davalarda hazır bulundunuz, kulübümüzü savundunuz, her şeyi birebir yaşayan kişisiniz. Ve artık sonuçlandı. Yargıtay 5. Ceza Dairesi futbolda sözde şike davasında İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği beraat kararını onadı. Neler söylersiniz, neler paylaşırsınız bizlerle? Çok teşekkür ediyorum. Güzel bir gün gerçekten de, hukuk adına güzel bir gün, hukukun üstünlüğü adına değerli bir gün. Hukuksuzluğa karşı hukukla mücadele edip hukukun galip gelmesi adına tüm ülkemiz için güzel bir gün. Bildiğiniz üzere İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi 2015 yılında yönetim kurulu başkanımız, yöneticilerimiz ve pek çok spor idari yöneticisi ve sporcu hakkında şike iddiası ve teşvik primi yönündeki iddialara ilişkin
bir beraat kararı vermişti 2015 yılında. Bu karara ilişkin Yargıtay 5. Ceza Dairesi tarafından bir inceleme yapıldı ve bazı usulî sebeplerle bir bozma kararı verilmişti. Yargıtay o dönem devam etmekte olan Haziran 21 yılında tesis edilen ve basında Fenerbahçe kumpası davası olarak nitelendirilen dava dosyasındaki belgelerin bu dosya arasına alınması gerektiğini ve Sayın Aziz Yıldırım başta olmak üzere bir takım kişiler tarafının yönünden dosyaların ayrılarak karara bağlanması gerektiğini ifade etmişti. Aziz Bey'in dosyasının ayrılmasının sebebi yargılamanın yenilenmesi yoluyla hakkında beraat kararı verilmesiydi. Ve bozma sonrasında İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi 16 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleşen ilk celsede Aziz Yıldırım ve İlhan Ekşioğlu başta olmak üzere Abdullah Başak, Selim Kımıl'a ait dosyaların ayrılmasına ve İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nin bir dosyasının da bu dosya alınmasına karar verildi. Ve böylece usul eksiklikler giderildi. Ve yine tüm bunların hepsinin sonunda bir yeniden bir beraat kararı verdi mahkeme. 6-11-2021 tarihinde bir beraat kararı verdi. Ve bu karar müştekiler tarafından, katılanlar tarafından, davanın şikayetçileri tarafından temiz edildi ve ilerledi ve bugün de bu kararı 5. Ceza Dairesi'nin bu güzel kararını öğrenmiş olduk. Şimdi sözde şike iddialarının FETÖ tarafından kurgulandığı, arka planında ise çok daha kirli ve büyük bir hedef olan kumpas neticesinde kulübümüze telafisi imkansız zararlar verildiği, yöneticilerimizin haksız ve hukuka aykırı bir şekilde tutuklanarak mahkum edildiği, Fenerbahçe'mize ve yöneticilerine iftiralar atıldığı, Türkiye'nin en yüksek kurumu olan, yargı kurumu olan Yargıtay kararıyla tescillenmiştir. Bu kısmı önemli vurgulamak istiyorum. Zira Yargıtay en üst karar merci olduğu için beraat kararının onanmasına yönelik kararı da kesin niteliktedir. Bu karara karşı olağanüstü, yani çok istisnai kanun yolları haricinde herhangi bir kanun yoluna gidilmesi mümkün değildir. Olağanüstü kanun yolu da şudur. Yargıtay savcısının bu dairenin kararına karşı itiraz etmesidir. Bunun için de normalde savcının görüşüyle dairenin görüşünün ayrık olması esastır. Bu yönüyle savcının, Yargıtay savcılığının görüşü de beraatin onanması yönünde olduğu için biz böyle bir ihtimalin son derece düşük olduğu, hatta olmadığını da tahmin ederek söylüyoruz. Şimdi bildiğimiz üzere bu yılın ortasında 3 Temmuz kumpasının soruşturma sürecini örgütsel faaliyetlerle gerçekleşen ağırlığı polis memuru olan kişiler hakkında 5 yılı aşkın süredir titizlikle yürütülen yargılama neticesinde de mahkumiyet kararları verildi. Bu kararlardan 6 ay sonra Yargıtay tarafından bu defa kulüp yöneticilerimiz hakkında verilen beraat kararının onanmasına karar verildi. Bu yüzden Fenerbahçe camiasının, taraftarının büyük desteği, özverisi sayesinde yürütülen uzun bir hukuki mücadelenin zaferidir bu. Her zaman belirttiğim üzere Fethullahçı örgüt ilk olarak sarı lacivert duvara çarpmıştır. Fenerbahçemizin ve yöneticilerimizin kumpas sürecindeki dik duruşu devletin kılcal damarlarına kadar yerleşmiş bu yasa dışı örgüte karşı ilk baş kaldırış olmuştur. Ve son olarak Fenerbahçe Spor Kulübümüzün 3 Temmuz 2011 ile başlayan süreçte uğramış olduğu her türlü maddi ve manevi zararın eksiksiz bir şekilde giderilene kadar hukuk mücadelemizin sürdürüleceğini düşünüyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Sayın Naim Karakaya, süreci, hukuki süreci bizlerle paylaştınız. Sağ olun. Evet, sevgili Bedir Baykam, sözünüz yarım kalmıştı. Tam buyurun. Nerede kaldığımı unuttum. Bir yerden devam edelim. Evet, buyurun. Çünkü o kadar her şeyin kafamızda... Klasörünüzü bıraktığınızı ve artık hafiflediğinizi söylemiştiniz. Evet. Şimdi büyük bir algı kumpası tezgahı vardı.
bütün gazetelerin seçtikleri hakaret kelimeleri, özel kelimeler, işte temiz krampon operasyonu, işte çete reisi, silahlı çete reisi, yani korkunç şeyler. Yani kaynak aynı olunca tabii hepsi aynı şeyleri evet, yazıyorlar. Zaten alışıklar, aynı yerden düğmeye basıp aynı manşetle gazete çıkarmaya zaten alışıklar. Şimdi gerçekten bunları hatırladıkça insanın kanı donuyor. O 2010-2011 sezonunun ikinci yarısında biz 17 maçta 16 galibiyet aldık, öyle değil mi? Evet, 16. Şimdi bizim şike yaptığımızı söyleyenler demek ki onlar da bize şikeden yenildiler, öyle mi? Türkiye'nin en büyük kulüpleri. Bunu da mesela düşünmek akıllarına gelmiyor. Yani o zaman bizi yendiler, biz de mi şike yaptık diye sormuyorlar. Kimse de demedi zaten, biz maç satmadık demedi. Evet. İşte, çok tuhaf diyemediler yani, anlatabiliyor muyum? Evet. Korkudan hiçbiri de bunu diyemedi. Evet. Evet. Şimdi onun için mesela hatırlıyorum o dönem biz bu işin hani bir legal bizi temsil eden resmi avukatlarımız var. Biz de medyada doğal akıştan, durumdan görev doğar. Fahri işin medyada ve sosyal medyada doğal akışta kaçınılmaz Fahri avukat durumunda bulduk kendimizi. Ve ben mesela kanallara çıkarken akşamları Murat Özaydınlı'yı arıyordum, Ali Koç'u arıyordum. Hani yeni bilgi var mı, yeni bulgu var mı bu akşam? Şu kanaldayım, bana bir hatırlatma var mı, yeni bir gelişme var mı falan diye. Böyle bir kendimizi her saniye güncelleme ve kamuoyuna karşı yapılan bu büyük tezgah senaryosunu adım adım çökertmek için mantığımızı, bilgilerimizi, rasyonel düşünce kapasitemizi halkla paylaşarak adım adım birinci gün çökertilen bu kara çelik perdeyi kaldırmak ve yırtmak için bir çaba harcıyorduk. Bir mücadele verdik. Bir mücadele veriyorduk. Yani şimdi meşhur olay efendim çanta. Çantada para vardı. Ya kardeşim, o zaman madem biliyordun niye suçüstü yapmadın? Bunları hep konuştuk. Dönmek istemiyorum. Tabii. Doğru. Yani meşhur yok para sayma görüntüsüydü. Şu, yani bunların hepsine dönersek tekrar bu sıkıntıları yaşatmak, düşündürmek bile istemiyorum değerli Fenerbahçeli kitleri. Hatta objektif sporsever kitleri. Ama biz kupamızı geri vermedik. Biz kupamızı geri vermeyi aklımıza bile getirmedik. Yani mesela Beşiktaş kupasını geri verdi. Vermedi. Verdim dedi de vermedi. Ben, doğru. Ben kamuoyum, bana verdim dedi. Öyle. Bir şimdi, PR çalışması olarak verdiğini söyledi. Biz kupamızı geri vermedik. Tam tersine bu kupayı hak ettiğimizi, bizim olduğunu, sahip çıktığımızı ve kimsenin bunu gelip buradan alamayacağını söyledik. Çünkü ne dediğimizi biliyorduk. Ne yaptığımızı biliyorduk. Ne yapmadığımızı biliyorduk. Ve tezgahın çirkin boyutlarının nasıl aslında bunu görmeyi bilen insanlar açısından nasıl iflas ettiğini izleyebiliyorduk. Her ne kadar bunun gerçekle ilişkili algısını tekrar kamuoyuna kabul ettirmek tabii bir zaman aldı, bir süreç aldı. Ve ama gerçeklerin hep su yüzüne çıkma gibi bir alışkanlığı vardır. Bunu biliyoruz. Sevgili Aykut Kocaman'ı da analım. O bu vesileyle o çok gündemde tuttu. Onun sözü gibi evet, algılandı. Her ne kadar çok eski de olsa. Evet. Onun da emeği aynen, çoktur. Ona da kutlu olsun. Ve sonunda su yüzüne çıktı. Evet. Su yüzüne çıktı. Ve şimdi düşünüyorum ne kadar büyük acı çekti milyonlarca insan. Ne kadar kendi çevrelerinde, kimi zaman aile çevrelerinde, kimi zaman arkadaş çevrelerinde, tabii, iş çevrelerinde
Çünkü bir Fenerbahçeli korkunç bir şekilde sahip çıkar takımına, tarihine, şampiyonluğuna, kupasına. Ne kadar büyük zorluklar yaşadılar, hak etmedikleri hakaret anları yaşadılar. Bir küçük bir şey okuyayım mı Bedri Bey? Bakın bugün buyurun. Genç bir kardeşimiz yazmış bana. Şike kumpası olduğunda 8 yaşındaydım. Aradan 10 sene geçti. Bu kumpas meydana geldiği günden bu yana bütün Fenerbahçeli çocuklar okullarına gittiklerinde manevi açıdan büyük zarar gördü. Ben Fenerbahçe şampiyonlukları izleyerek, Ali Efsane Alex'i de izleyerek büyüdüm. Belki daha niceleri gelecekti. Bunlara mani oldular. Aynı dönemde beraber çocukluğumu yaşadığım kardeşlerim, size sesleniyorum. Kaldırın başınızı. Kanarya aklandı. Şimdi hesap sorma vakti demiş. Şimdi bizim bütün derdimiz bu değil miydi zaten? Hepimizin Fenerbahçeli olmalarına vesile olduğumuz çocuklar var. O çocukların acısı içimizi yaktığı için feryat ettik zaten. Kesinlikle. Yani Türkiye'de... Ya bu süreci geçtim. Yenildiğimiz zamanların ertesi gün okula gitmekte zorlandı. Yani çocuklar forma giymesin diye yaptılar. Yani o tetikçiler derken, yani tetikçi kelimesini bu kadar hak eden çok az insan olmuştur. Yıllarca hiçbir fikirleri olmadığı halde dava konuştular. Spor yazarı bile değiller. Bak spor yorumcusu da değiller. Ne olduklarını bilmiyorum. Görevliler, tetikçiler, her neyse kendilerine neyi yakıştırıyorlar bilmiyorum ama spordan bile anlamayan, futboldan dahi anlamayan bir takım şarlatanlar hayatlarında dava, ceza davası görmemiş, bilmemiş, tek bir ceza dosyası okumamış, bu konuda haber yazmamış, yazılmış haberi de okumamış insanlar yıllarca her akşam Fenerbahçe dosyası konuştular, davası konuştular. Siz bu konuya girmişken dilerseniz çeşitli VTR'lerimiz var. Tabii. Bu karar açıklandığından beri bazı geçmiş konuşulanları, televizyonlarda, programlarda konuşulanları ekranlarınıza getirdik. Şimdi devam edelim bu programda da. Yine o dönem konuşulan yorumlardan Mehmet Baransu'nun yorumları var. Farklı VTR'ler ilkini ekranlarınıza getirelim şimdi. Eğer bu ülke adalet gelecekse o çakma fenerinizi alacaksınız. O çakma fenerinizi 2010-2011 yılındaki hırsızca aldığınız kupanın yerine koyacaksınız. Bir dakika. O kupayı sen alıp hak şimdi, edene vereceksiniz Trabzonspor'a. Sen şimdi sapıttın. Öyle. Konuşmayın ve lütfen ifadelerimize dikkat edelim. Çakma fenerlerle bu adalet gelmiyor ülkeye. Yok. Önce çaldığınız... Yok, orada dur. Orada dur. Vereceksiniz. Orada dur. Ondan sonra adalet konuşacağız. Evet, adalete fener yak konusu üzerine ki sözler bu şekilde. Şimdi az önce Bedri Bey anlattı. Benim de şöyle bir anım var kendisiyle. 3 Temmuz'da başkan gözaltına alındıktan sonra 6 Temmuz'da henüz daha gözaltındayken başkanımız, hatta o dönem Haseki Hastanesi'ndeydi. Hastalığı da rahatsız etmiş kendisini. A Haber'de bizi Baransu'yla karşılıklı bir yayına çıkardılar. Az önce Bedri Bey'in saydığı şekilde aklımda hani mantık, tanık olduğum şeyler, vicdan gibi birkaç insani değerden başka bir şey yok. Ve karşımda bu beyefendi şu an hapiste olan, böyle bir takım kağıtlar var elinde, şöyle şöyle yap, ifadeler elimde falan diyor. Diyorum ki nasıl ifade elinde olabilir? Daha gözaltı süresi bitmedi. Bu insanlar ifadelerini tamamlamadılar, mahkemeye sevk edilmediler. Sen nasıl gazetecisin? Sana bunları kim verdi? Böyle bir gazetecilik yok. Bunu söyleyebiliyorum sadece çünkü doğru olan bu. Gözaltı çantayla süresi, dolaşır, içinden çıkartır yani, dosyaları, evrakları. Elimde sadece diyorum ya vicdanına sığınıyorsun ve gazetecilik nedir biliyorum. Bu verilmez. Gözaltı, daha sanıklar gözaltında hatırlayacaksınız. 10 Temmuz günü tutuklandı Aziz Bey zaten. Daha ifadesini tamamlamamış. Efendim yok şu içeride şunlar oluyor, bunlar yapılıyor. Her şey elimde ve orada bana gazetecilik sorgulaması yapıyor. Evet. Keza birkaç yıl sonra kendisine çok kötü şekilde kullanıldığını, süresinin de bittiğini, bu söylediklerinin de cezasını çekeceğini söyledim. Ama neye dayanarak? Yine elimizde vicdandan başka bir şey yok. Akıl, mantık. Evet. Çünkü böyle bir kötülük, böyle bir kötülüğün cezasız kalması imkansız. Hani bizim hani karma diyelim, ilahi adalet diyelim, Rabbim, Mevlam neye inanıyorsak böyle bir kötülük cezasız kalamaz. Diyoruz o akşam en çok o süreçte çok şuna itiraz ediyorduk. Ya ceza dava bilenler konuşsun. Yani adam partnerini yere yatırıyor, karnından göbeğinden muz yiyor. Bunlar hala konuşuyorlar mesela ekranlarda ki bunlar yıllarca resmi yayıncı kuruluşun da yorumcusuydu bu adamlar. Evet. Hala konuşuyorlar ve bakın ne oldu sonuçta? Hayatlarında dava görmemiş,
dava haberi yazmamış, okumamış adamların yaptığı o şovlar sırf reyting olsun. Fenerbahçelilerin canını da yaksak kendimizi izletelim. Paramıza para katalım. Şöhretimize şöhret katalım diyen adamlar şu an hala yorumcular. Hala konuşuyorlar koca koca kanallarda. Bir itibar görüyorlar. O yüzden de ben mesela bu akşam Yargıtay'ın Fenerbahçe'nin masumiyetini, beraatini onadığına ilişkin haber, dönün bakın hangi kanalda saatlerce konuşulacak. Sadece FB TV'de. Evet. O yüzden hep diyorum ki bunları aşmak zorunda Fenerbahçe. Ne, nasıl aşacak? Bir tanıtım videosu yapıp tüm kuşaklarda parasıyla yayınlatacağız Bedri Bey. Ya da tam gazete, onlar haber yapmıyor mu? Biz tam sayfa ilan vereceğiz. O gazetenin okuruna, yıllarca Fenerbahçe o iftiraların atıldığı kanalların izleyicilerine Fenerbahçe'nin masumiyetinin Yargıtay'ca onandığını gözlerine sokacağız. Başka türlü olmayacak çünkü. Dolayısıyla benim yani. Bunu yayınlamayan kanalların esasında o zaman spor kanalı olmadığını tabii. demokrat olmadığını veya objektif olmadığını kendilerinin tavrıyla tescil etmiş olacaklar. Kadar, bizim de bunu evet. kamuoyuna göstermemiz gerekecek. Evet. Bunu gerçekten hani ben demiyorum ki belki Fenerbahçe TV gibi bunu bu kadar yayınlamayacaksın ama bu kadar yayınlayacaksın. Çünkü herkes sen görecek. Çünkü sen aleyhimize o kadar yayını çekinmeden yapmışsın. Sen o kadar insanın hakkını yemişsin. O kadar insanın şerefiyle oynamışsın. Ve 10 yaşında çocuklara boynunu büktürdün. Utanmıyorsun bundan. Yani aslında Fenerbahçe ya da Fenerbahçe yöneticileri, sevgili başkanımız Aziz Yıldırım, eski başkanımız Ali Koç, şimdiki başkanımız, ne güçleri varsa kullansınlar. O programlarda Fenerbahçe'nin masumiyetinin kanıtlandığı, yıllarca o ekranlardan Fenerbahçe'ye atılan çamurların haksızlığını konuşacaklar. Bunları konuşturmanın bir yolunu bulmak zorunda Fenerbahçe. Şimdi, bak bu mesajı yazan çocuğun hatırına, evet. o sokakta formayla gezmeye utandırılmaya çalışılan çocukların hatırına. Ben ki biz kendimizi geçtik. Birinci gün... Bedri abi ve VTR'miz daha var. Kendisiyle ilgili Mehmet Baransu ile ilgili yine geçmişten konuşmalar. Devam ediyoruz ekranlarınıza getirmeye sevgili seyirciler. İkinci VTR'mizi de izleyelim. Batı'nın ne oldu? Zaten belgeler içerisinde, telefon kayıtlarında, o teknik takipte alınan, getirilen, geri istenen paralı da net bir şekilde zaten görünüyor. Evet. Ha, bugünkü karar benim için tahliyeyi çok küçük bir ihtimal olarak görüyordum. Onu açık net bir şekilde söyleyeyim. Tahliye benim açımdan sürpriz oldu. Hı hı. Ama olma ihtimali de yine değerlendiriyordum. Çünkü küçük bir ihtimaldi. Sabahleyin Metris'ten İstanbul arasında bir güvenlik çemberinin oluşturulduğu bilgisini alınca, yani televizyonlarda bu bilgi çıkınca mahkeme daha kararını vermemişti. Yeni de başlamıştı mahkeme. Ben kuvvetle muhtemelen herhalde tahliye edecek herkesi. Aziz Yıldırım dahil dedim. Hı hı. Bence kamuoyunun tepkisi nedeniyle mahkeme başkanı tahliye verdi. Şimdi herkes Fenerbahçe isminin büyüklüğünden. Yani Fenerbahçe ismin evet büyüklüğü işte bu oluşan atmosferden dolayı. Evet, Mehmet Baransu'nun o dönemki diğer açıklaması da böyleydi. Bu arada bir de Turgay Demir'in açıklamaları varmış. Onu da ekrana getirelim. Sonra size döneceğim Bedri abi. Turgay Demir'i de izleyelim. Şike ahlaksızlıktır dünyanın her yerinde. Bu ülkede şike yapıldığını da UEFA'nın delil dediği, benim de delil dediğim tapelerler, spor hukukuna delildir onlar. Kanıtlanmıştır zaten. Siz sahaya yansımadı dediniz. Evet doğru. Mesela bu şikeler basketbol sahasına yansımamıştır. Ya da tenis sahasına yansımamıştır. Bisiklet pedalında da yoktur bunun lekesi. Futbol sahalarına yansımadı diyeni Allah çarpar. Hukukçuysa da Allah çarpar. Birazcık hardal tanesi kadar inancı varsa, o insanın yüreğinde hardal tanesi kadar inancı varsa Allah çarpar. Bir bandımız daha var. Serhat Uluer'in açıklamaları o dönemki. Onu da izleyelim. Aziz Yıldırım ve arkadaşları şike yaptı diyorum evet. Ama Fenerbahçe yapmadı diyorum. Şimdi neden bunu söylüyorum? Biz 2006 yılında da bir Cihan Oskay'ı çıkardığımızda Star Televizyon'da çalışırken Telegol programına Cihan Oskar'da 2000-2001 sezonuyla ilgili yaptıklarını anlattı. Hı. Ama adama dediler ki meczup, bu adam Bakırköy'e gitmesi gerekir. Bu adam ruh hastası, şu bu adama ağır hakaretlerde bulundu. Adam yaptığı işleri anlattı. O dönem düşündüm, o dönemde o kişinin kullanıldı ve o kişinin söylediklerine inanıyorum, hala da inanıyorum. O dönemki açıklamalar böyleydi. Bu kim biliyorsunuz değil mi? Ben milliyet muhabiriyken gözümle gördüm. Hakan Şükür kapı kapı gezip TRT Star
televizyonun spor müdürü olsun diye bunun için kulis yapıyordu TMSF'de. O zaman TMSF'ye koymuştu Star'ı. TMSF benim de görev alanımdı. Ne zaman gitsem Hakan Şükür orada bunu ve yaptı. Yıllarca orada spor müdürlüğü de yaptı. Biliyorsunuz Hakan Şükür şu an neredeyse hani ilk 10'a girecek firariler arasında. Evet. Ne kadar güzel, çok rahatız. Yani yaptı, etti, bitti. Bir kere cahil konuşuyorlar. Ay şunu da söyleyeyim. Bir kere basının böyle bir şey yapma hakkı yok da ekranda konuşuyorsun. Mesela ben rakip takım taraftarına kızmıyorum Bedir Bey. Trabzonsporlu böyle inanıyor, ben ona kızmıyorum. Çünkü taraftarlık böyle bir şey. Zaten sen hep haklı olduğunu düşünüyorsun. Galatasaraylı'ya, Beşiktaşlı'ya da kızmıyorum. Benim 3 Temmuz'a dair öfkelerim hep kendine Fenerbahçeliyim deyip de 3 Temmuz'da dimdik duramayanıdır. Çünkü sen orada bu maçları izlemiş olmalısın. Bu camianın 2000'lerin başından beri verdiği kayıpları görmüş olmalısın. Bunlara rağmen sen o karanlık dönemde kendine parlak bir gelecek hayal ettiğin için ya da güçlünün yanında durarak oradan bir rol biçtiğin için kendine kendin utanmalısın ve bu insanların kim olduğunu bütün Fenerbahçeliler biliyor. Tek tek anıp da saçma bir tartışma başlatmayacağım burada ama Fenerbahçe'nin geleceğinde varlıkları söz konusu olamaz. Çünkü taraftarın gönlünde yerleri yok ki kulübün geleceğinde olsun. 3 Temmuz Fenerbahçeliler için bir turnusol kağıdı gerçekten. Sen en zor zamanında bu camianın kapısına tıpkı Harrington'ın yaptığı gibi, işgal kuvvetleri komutanının yaptığı gibi kapıya kilit vurmak istenen bir dönemde sen neredeydin? Bu insanlar gibi iftira atanların tarafında mıydın? Yoksa direnen, biber gazı yiyen, dayak yemeği göze alan, köprüde hani gerçek kurşun sıkın gerekirse diyen polislere rağmen yürüyenlerin yanında mıydın? Bu kadar basit bir soru var karşımızda. O yüzden de unutmayan, hiç unutturmayanların öfkesi, kini ondan. Caddede yürüyen yüz binlerin içinde de vardık. 12 Mayıs'ta o lincin içinde de vardık. Topuk Yaylası'na giden insanların içinde de vardık. Yani bu kitle yaşadığı sürece bu dava böyle anılacak. Evet. Bedir abi. Şimdi olayın patladığı gün, ertesi gün onu takip eden, yani 3 Temmuz'u takip eden 4 ve 5 Temmuz gazetelerini hatırlıyoruz. Tabii. Televizyon yayınlarını hatırlıyoruz. Unuttum. 19 şike vakası. 19 muydu? Öyle 19. Emniyet biliyorsunuz tarihte ilk kez öyle bir açıklama yaptı Emniyet. 19 şike vakası. Bunların hepsi filmi var. Hepsinin kanıtı var. Ve hepsi ispatlanmış. Ya dünya tarihinde bir polisin... tabii onlar şu anda polis olmadığı ve bir terör örgütü oldukları kanıtlandığı için rahat konuşuyorum. Bu kadar gerizekalı bir sahte polis operasyonu olabilir mi? Yani sahte polisliği bile şu kadarcık zekayla yapamıyor. Sen polissin, sen topladığın deliller varsa bunları savcıya verir susarsın. Sen kalkıp hem savcı hem hakim hem Anayasa Mahkemesi Başkanı gibi evet bütün bunlar elimde ve bunlar suçlu ve başka türlü anlaşılamaz, sorgulanamaz, dosya kapanmıştır diyecek neredeyse. Oldu bittiye getirdi. Yaptılar zaten. 3 gün sürdü bu hükmü de verdiler. Oldu bittiye getirmeyi bu kadar gerizekalı şekilde yapan Allah'tan terör örgütü bu kadar gerzekti. Neden öyleydi biliyor musunuz? Bu konuda şöyle bir tezim var. Gerçekten hazır da değillerdi, hevesli de değillerdi. Ben o tarihe kadar Genelkurmay Başkanı'nı terör örgütü diye, terör örgütü lideri diye hapse atan bir yapının, bir üst akıl düşünün. Yani bir takım yazışmalardan yola çıkarak 500 tane değerli üst düzey subayı hapse atan, balyozdan. En değerli yazarlarımızı. En değerli evet, herkesi sürdüren, korkutan, medyada herkesi yerinden eden, değil mi? Bir yapının. Neden 3 Temmuz'da bu kadar çuvalladığına dair benim tek bir fikrim var, o da şu. Çok umursamadılar da çok kolay lokma gördüler. Birincisi o, hani savcının dediği gibi 3 gün konuşulur gider. Ya Genelkurmay Başkanı'nı hapse atmış, çete lideri diye. Türkiye'de hiçbir şey olmamış. Düşünsenize bir kulüp başkanını atınca ne olabilir ki diye düşünüyor. Bir de Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe'nin yanında diğer kulüpleri de sürümleyeceğim birkaç olduğunu. Tane. Tabii tabii. Kenar süslü, Beşiktaşlılar kenar süslü olduklarını zaten kabul ettiler biliyorsunuz. Hakikaten 3 ay konuşulur, kapanır diye düşündüler. Neden bu kadar hazırlıksızdılar? 6222 sayılı yasa böyle son anda hazırlandı. Ankara'da kolokyumlar düzenlendi. Polisi bilgilendirmeye çalıştılar. Yasayı düzenleyen profesörler hangi... Bir telefon bağlantımız daha tamam. Var bu arada. Yine Fenerbahçe Televizyonu yorumcularımızdan sevgili Bozkurt Yılmaz hattımızda. Hoş geldin yayınımıza.
Hoş bulduk, teşekkür ederim. Evet, Bozkurt Yılmaz, senin görüşlerin neler, neler söylersin? 10 yıllık süreç artık son buldu. Öncelikle bizi izleyen, dinleyen herkese hayırlı uğurlu olsun. Stüdyoda sana, Rube ve Bedri Bey'e de sevgilerimi iletiyorum. Teşekkürler. Aslında ben bunu neye benzetiyorum biliyor musunuz? Yani Kurtuluş Savaşı'ndan sonra yeni cumhuriyetin kurulmasına, yani Osmanlı İmparatorluğu yıkılmış, yeni cumhuriyet kurulmuştur. Herkes çok mutludur ama Fenerbahçe aynen böyle bir durumda. Çok şeyler kaybetti. Maddi manevi çok şeyler kaybetti. Evet, Fenerbahçe haklarını aldı ama çok yıprandı. Fenerbahçe burada kazanan. Ama şunu söylemekte fayda var. Bunun kaybedenleri kim? Kimler kaybetti? Bir onu söyleyelim. Türkiye'deki hukuk sistemi kaybetti. Medya kaybetti. Medyaya paraşütle indirilen, adlarına spor hukukçusu denen, işte futbol yorumcusu denen, gazeteci denen, aslında hepsi özel görevlerle gelmiş kişiler kaybetti. Burada Türk siyasi hayatının tamamı kaybetti. Burada Türk sporu kaybetti. Trabzonspor kaybedenlerden en büyüğü. Galatasaray kaybetti. Maalesef Beşiktaş kaybetti çünkü onlar kupamızı iade edelim, aklınıza gelin vesaire diyerek Fenerbahçe'nin alacağı muhtemel bir cezadan biz aradan nasıl sıyrılırız dedikleri için kaybettiler. Türkiye'de Fenerbahçe'nin o sene maç yaptığı takımların çoğunu başkanları kaybetti, teknik adamları, yöneticileri, futbolcuları kaybetti. Çünkü çoğu çıkıp da biz şike yapmadık diyemediler, korktular. Onun için kaybettiler. Bazı Fenerbahçeliler kaybetti çünkü hesapları vardı. Bu hesaplarından dolayı suskun kalmayı tercih ettiler. Bana sorarsanız suskun kalan kaybetti. Yine bazı hesaplarından dolayı, eski başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'la olan hesaplarından dolayı Fenerbahçe şike yapmış imasında bulunan Fenerbahçeliler kaybettiler. Kazanan bir tane, kazanan Fenerbahçe oldu. Fenerbahçe taraftarı, programları da izlemeye çalıştım. Bütün katılımcılar çok güzel izah ettiler, dimdik durdu. Fenerbahçe taraftarı dimdik durdu, Sayın Aziz Yıldırım dimdik durdu. Hapishanedeyken de dimdik durdu. Yöneticiler dimdik durdu. Aykut Kocaman bir futbol adamından daha fazlası olduğunu gösterdi. Hem 3 Temmuz döneminde hem daha sonra sahanın da kumandanı oldu, saha dışının da kumandanı oldu. O dimdik durdu. Neticede Fenerbahçe 10 yılın sonunda arzu ettiği noktaya geldi. İlk gün diyorduk ki 7'den 77'ye bütün Fenerbahçeliler Fenerbahçe'nin masum olduğu inanıyorlar. Şimdi 7'den 77'ye dediğimizde 7 yaşında olanlar 17 yaşına geldi. 77 yaşında olanlar belki hayatta değiller, belki bugünü göremediler. Ama bugünden sonra, yani bu kaybedenleri saydık, Türkiye Futbol Federasyonu'nu da buraya muhakkak ekleyelim. Türkiye Futbol Federasyonu da kaybedenlerden bir tanesi. Türkiye Futbol Federasyonu'nda o gün görev yapanlar, başkanından çaycısına, hiçbir tanesini hayal etmiyorum ama Mehmet El Aydınlar, Lütfü Arıboğan, İlhan Elbacı, şimdi hepsi 3 maymunu oynuyorlar. Ebru Köksal, hepsi daha sonra başka söylemlerde bulundular. Bazıları asıl yerler olan kulüplere geri döndüler. Hepsi kaybettiler. Ama Fenerbahçe şu dakikadan itibaren zaman aşımından da bu davayı kurtardı. Şimdi bu dakikadan sonra Fenerbahçe'nin yine 7'den 77'ye herkesin sorduğu bir tane soru var. Fenerbahçe nasıl hesap soracak? Bu da uzun bir süreç olacak. Ama Fenerbahçe bu hesabı soracak. Ben de bir Fenerbahçeli olarak, bir spor sever olarak, bir Fenerbahçe kongre üyesi olarak, Fenerbahçe kulübünün ya da derneklerimizin ya da bu işle ilgilenen değerli avukatlarımızın yol göstermelerini dikkatlice takip edeceğim. Şöyle bir rekor kırarız biz Fenerbahçeliler olarak. Eğer Fenerbahçe bir gün bize, Fenerbahçe dernekleri bir gün bize bir yol gösterirse, siz şu kişilere, şu kurumlara şöyle dava açarsanız olabilir diye, bak emin olun, Edirne'den Kars'a bir günde on binlerce dava açılır. Ve bu kumpası Fenerbahçe'ye kuranlar, başta FETÖ ve onun eteği altına saklanan, Fenerbahçe'nin durumundan kendilerine paye çıkarmaya çalışanlar başta olmak üzere, muhakkak hesabını verecekler. Ama bugün verecekler, ama başka türlü verecekler. Hukuk önünde elbette. Maddi manevi Fenerbahçe'nin bütün bu süreçteki kayıpların bir kısmı geri gelmeyecek. Bunu ben de çok iyi biliyorum. Fenerbahçe'nin nice şampiyonlukları gitti, nice başarıları gitti. Bunların telafisi yok. Ama Fenerbahçe bu zor günlerde yanında olanlarla beraber bu hakları geri almak için de yeni bir sürece başlayacak. O yeni süreçte de hepimiz belki Fenerbahçe olarak çok yorgunuz. Farklı farklı düşüncelerdeyiz. Birbirimizi bazen çok kırıyoruz. Birbirimizi üzüyoruz. Ama
3 Temmuz bizim yani en net kırmızı çizgimiz. 3 Temmuz gündeme geldiği vakit hepimiz tekrardan tek vücut oluruz. Tek vücut oluruz. Tek vücut olduktan sonra da bunun hesabını sorarız diyorum. Evet. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Bozkurt Yılmaz. Değerli yorumların için bizlerle birlikte olduğu yayınımıza bağlı. Çok iyi akşamlar. Teşekkürler. Teşekkürler. Evet. Kimde kalmıştık? Ben şu cümlemi tamamlayayım. Evet, tamam. Neden başarısız olduklarına dair tezimi dile getiriyorum ki tezlerim tutar, onu da hatırlatayım insanlara. Şimdi ben çok hazırlıksız bir operasyon diğerlerine kıyasladığımızda. O yüzden çok şey uydurmak zorunda kaldılar. O yüzden yalanlar çok söylediler. Amerika'nın para sayma görüntüleri var. Dedik ki nerede? Açıklayın. Her gün yazdık sosyal medyada. Nerede? Açıklayın. Yok. O olmayınca başka bir yalan. O olmayınca hatta sonunda o kadar sıkıştılar ki. Amatör çete. Evet. Daha önce kılını kıpırdatmayan emniyet tarihte görülmemiş bir şey yaptı. 19 maçta şike delillendirildi dedi ki haddine değil. Emniyet böyle bir şey yapamaz. Emniyet delilleri toplar, savcılığa götürür. Delillendirildi diyebilecek olan mahkemedir. Bütün yargılamanın sonunda. Ki o süreçte ta 10 yıl önce bir sürü TV yayınımız var. Hepsine de aynı şeyi söyledim. Türkiye'de bir ceza davasının bitişi yerelde 5 yıl. 5 yılda üstüne koy. 10 yıl yüksek mahkeme kararı ver. 10 yıldır. 10 yıldan önce kimse hüküm veremez, söyleyemez dedik. Bugün 10. yılda biz hükmü konuşuyoruz artık. 10 dakikada yaptılar evet, bunu. Evet, 10 dakikada. 10 dakikada o fişi hazırlayarak. Öğle saatlerinde bütün TV yayınlarında Fenerbahçe'nin küme düşmesi gerektiği açık ve net karara bağlanmış bir şeydi. Cemaatin, yani eski adıyla cemaatin, bugünkü adıyla FETÖ'nün bu operasyona teşvik edildiğini düşünüyorum. Adına tez deyin, fikir deyin, ne derseniz deyin. Zaman beni yine haklı çıkaracak, göreceksiniz. Çünkü ben şu an güncellediğim ikinci kitabım bu davayla ilgili, onun hazırlığındayım. Geçmişte bu davaya taşeronluk yaptığını düşündüğüm kişiler ve kurumların bu davaya teşvik ettiğini düşünüyorum FETÖ'yü. Teşvik ettiğini, yani öncülüğünü yaptığını, ardıl değil sadece. Öncesinde de zemin hazırladığını, teşvik ettiğini. Neden? Çünkü Fenerbahçe yere çakılacak ki başkaları terazinin diğer kanadı havaya çık, havalansın. Bunun da çok kara, çok iddialıyım bunda. Zaman öyle bir delil çıkar, öyle bir itiraf gelir, öyle bir şey çıkar ki bugünlerde kayıtlı, kapalı olan o arşivlerden dersiniz ki ya Lübeo'da da haklıymış. En basitinde bugün yine konuştuk, cinayet davalarında bile böyledir Bedri Bey. Biri öldürüldüğünde derler ki bu ölümden kimin çıkarı var? Çünkü Fenerbahçe'yi öldürmeye çalıştıkları için bu soruyu en basitinden böyle bile sorsak birçok karanlık aydınlanır diye düşünüyorum. Şimdilik bu kadar. Evet. Siz neler düşünüyorsunuz? Benim ekleyeceğim, yine notlarıma bakıyorum, bu meşhur 10 saat değil 10 dakikada bir basın bülteni hazırlayarak ipimizi çekmeye çalışan ve kendini 10 yıllık yargı süreci yerine koyanlar dışında. Mesela ben ömrümde onlarca siyasi mitinge çıktım. Siyasi mitinglerde konuşma yaptım. Ama belki en çok heyecanlandığım Kadıköy'deki Fenerbahçe mitinginde konuşurken en büyük heyecanı belki duydum diyebilirim. Çok özel bir andı. Çok hani bu kadar ağır bir milyonlarca kişinin haksızlığına karşı insan her kelimesinin ayrı bir ağırlığı olduğunu hissederek konuşmaya çalışıyor. O mitingi unutamıyorum. Sevgili Veselinovic bile gelmişti oraya hasta yatağında. Evet. Düşünürsek ne çok insan bugünü göremeden öldü. Aramızdan ayrıldı. Sevgili Selçuk Can Bartu. Can Bartu. Lefter Küçük Andonyadis. Veselinovic dahil. Tabii. Ne çok gönlü güzel insan Serkan Acar. Çok güzel insanlar canım, kaybettik ve bizim bugün yaşadığımızı evet gördüklerine inanalım. Gerçekten de başka türlü teselli edemiyor insan tabii. Çünkü kendini. Şimdi bir numaralı hedefimiz var. Bunu zaten yönetim kurulumuzun ve sevgili başkanımızın da bunu böyle hissettiklerini ve uygulayacaklarından zerre kadar şüphemiz yok. Fenerbahçe hak ettiği tazminatların üstüne gitmesi lazım Fenerbahçe'nin. Ve bu tazminatı TFF mi ödeyecek, UEFA mı ödeyecek, kumpası yapan ve çeteye destek veren yan örgütler mi ödeyecek bilemem. Ama burada
çok ağır bir tazminat konusu var. Çünkü tabii, bu kadar göz göre göre bir büyük kulübü, bir büyük kitle örgütünü, bir büyük sportif merkezi, Türkiye'nin tarihine mal olmuş bu kadar önemli bir odak noktayı dinamitlemenin, yok etmenin, hakaret altında bırakmanın, şaibe ötesi suçlamalar altında bırakmanın elbet bir bedeli olması lazım. Kulübümüzde bunu, zaten şimdi hesap zamanı diye bitirdi aynen bugünkü açıklaması. Naim Bey az önce bağlandı. Kumpas Mahkemesi'nin son duruşmasında bunu rakamlara da dökmüştü zaten. Evet. Minimum anlamdaydı. Ki bu zaten hep temsili rakamlarla açılıyor davalar. Finalde asıl evet, rakamın tespiti için bilirkişi raporları da hazırlanacak. Çünkü o dönem konu yalnız Şampiyonlar Ligi'ne katılamamak değil, kaç tane futbolcusunu kaybetmek, ondan sonraki gelen yıllarda kulübün bu şekilde yıpratılmış ve mağdur edilmiş ismi yüzünden bu yürütülen propaganda yüzünden belki bize gelmeyen futbolcular veya o gelir eksiklikleri yüzünden alamadığımız futbolcular, Avrupa'da veya Türkiye'de kazanamadığımız kupalar, takımın gidişatı ve başarı potansiyeli ve çizgisi belliyken bütün bunlar rakamlandırılır. Bütün bunlar mantıklı bir şekilde sunulur, derlenir, toplanır. Bunu en güzel şekilde avukatlarımızın ve yöneticilerimizin ve başkanımızın yapacağından bir şüphem yok. Ben hep geriye gidip kastan davayı geri çekmememiz gerektiğini düşünüp ona da ben biraz çok kahroluyorum, kızgınım. O davanın yeniden açılabileceğine dair bir bilgi edinmiştik o zaman. Çünkü tamamen bir o sadece şöyle bir muafiyet değil. Yani sonsuza dek çekiliyoruz şeklinde bir çekilme değil. Çeviri İngilizce metnini okuyan bir avukat uyarmıştı beni. Gerekli görülürse yeniden açılabilecek şekilde bir çekilme olduğunu söylemişlerdi ki bu çok tarihi bir bilgi, yani doğruysa hani birilerinin bunu İnşallah açıklamasını bile. Evet. Sevgili Lübe. Yani feragat değil o. Bir feragat değil. İnşallah. Biz kastaki evet, haklı, yani buradaki mağduriyetimizden de on haklarımızdan feragat ediyoruz değil. Şimdilik çekiliyoruz. Fethi Pekin gibi. Ve Naim Doğrusu. Bey sevgili dostlarımız, yöneticilerimiz, avukatlarımız eminim bunu da değerlendirecekler, bu ipucunu. O Fenerbahçe Galatasaray biber gazı skandalı gecesine dönüyorum. O gün sevgili oğlum Supi ile beraber o büyük biber gazı saldırısının altında kalmıştık. Gerçekten bir saat nefessiz kalmıştı revirde Supi. Korkunç bir mağduriyet ve beni deli eden şuydu. Maç bitti. Bana sorarsanız Semih'in attığı gol goldü ve normalde o zaten o şampiyonluğu biz kazanmıştık. Semih'in attığı gol goldü. Bence de. Ve bu kadar konuşulmamasına da hayret ediyorum. Ben onu her zaman konuşuyorum. Semih'in attığı gol verilmedi. Galatasaray şampiyon oldu. Maç bitti. O anda Fenerbahçeli seyircilerin o saniyede sakin bir şekilde, vakur ve olgun bir şekilde şampiyonluğu kazandı şu an Galatasaray'a. Kendileri çok üzgün olsa bile ben alkışladıklarını gördüm. Yok canım, onu alkışlamıyorlardı. Bence Fenerbahçeli takımını alkışlıyorlar. Fenerbahçeli'yi de alkışlıyorlardı. Yani. Ama şunu demek istiyorum. Çünkü bu taraftar, yani, çünkü ama bu taraftar seninle gurur duyuyor diye bağlıyor. Şunu demek istiyorum Lübeciğim. Yani bir saldırı yoktu. Asla yoktu. Galatasaray'a bir hakaret asla yoktu. İşte ne zamanki şu anlar yaşandı. Evet. Şimdi, taraftarımız alkış tutarken şimdi, polis barikatı şöyle çekti. Şöyle oldu. Polis birden her şey güzellik içinde giderken, güzellik içinde geçerken polis o gün birden Galatasaray'ı kuşattı. Koruma altına aldı. Böyle coplar uçuşmaya başladı. Yani sanki gören zanneder ki
Fenerler sahaya girdi de Galatasaray'a hücum ediyor. Yok öyle bir tribünlerin şey. Tribünlerin kapısını polis açtı. Gözümle gördüm. Yani evet. Açtılar o kilitli kapıları. Yukarıdan da biber gazı sıktılar. İnsanları sahaya doğru indirecek şekilde. Aşağıdan da kapıyı açtılar. İnsanlar için, gazdan kaçmak için sahaya indiler için. Zaten. Evet. Onun için... Bir FETÖ operasyonu 12 Mayıs. Aynen. Kesinlikle onun her için şeyle. 12 Mayıs polisin yaptıkları A'dan Z'ye maçın bittiği saniyeden olaylı gecenin artık hastanelerde her nasılsa vukuatlarla sonuçlandığı ana kadar tam bir FETÖ operasyonudur. Bir utanç vesikasıdır. Şu insanların haline bakar mısınız? Türkiye'de ya? Maalesef Tanrı bize bunu bir daha göstermesin. Yargının ve polisin bir sözde cemaatin, bir tarikatın, bir çetenin eline geçip şu şekilde şu sahnelerin Türkiye'ye reva görülmesi Türkiye'nin acısıdır. Türkiye'nin kesinlikle utancıdır. Ve Türkiye'nin kesinlikle şansıdır. Ne mutlu Türklere ki Fenerbahçe gibi bir kulüpleri var. Yani Türkiye Ligi'nde bütün takımlar sonuçta bir teneke kupanın derdiyle mücadele ederken Fenerbahçe böyle 100 yıllık tarihinde hep başka kavgalar vermek zorunda kalmış bir kulüp. Kapısına kilit vurulacağını bile bile Anadolu'ya silah kaçırmış bir kulüp. İşgal kuvvetlerine sahaları dar etmiş bir kulüp. Ve geliyorsun 100 yıl sonra bu kez sözde dini sayıklarla Atatürk ilkelerini hedef almış bir cemaate direnmek de yine Fenerbahçe'nin işi oluyor. Ve tüm bu işiniz arasında bir de kupa mücadelesi veriyorsunuz. Doğru. Bir taraftar röportajlarımız var şimdi. Evet. Onu izleyelim hep birlikte sevgili seyirciler. Biz taraftar olarak bunun zaten şampiyon biz olduğumuzu, suçsuz olduğumuzu biliyorduk. Yani bence hiçbir şey değişmedi benim gönlümce. Sadece yine şunu söylüyorum. 2010-2011 şampiyonu tabii ki de Fenerbahçe. Yani çok mutluyuz taraftar olarak. Her zaman zaten Fenerbahçe'mizin arkasındaydık. Sonuna kadar destekledik. Ben zaten Avrupa'da yaşıyorum. Orada zamanında Nyon'daki olaylara ben de gittim, katıldım, destekledim. Her zaman bu taraftar bu kulübün arkasında. Çok sevinçliyiz. Ben yurt dışında yaşıyorum. Türkiye'ye geldim. Sabahleyin bir kalktık 3 Temmuz'da. Başkanımız Aziz Yıldırım ve yöneticilerimiz bir anda tutuklandı. Kurulan kumpasla. Bu kumpası biz zaten baştan beri biliyorduk. Ben hiçbir zaman bir tereddüt etmedim. Çünkü o sezonu ben canlı da seyrettim buraya zaman zaman gelerek yurt dışından. Biz Fenerbahçe olarak bu davanın sonuçlanmasından çok memnunuz. Artık önümüz açık diye düşünüyorum. Zaten ilk günden beri böyle bir şey olduğuna inanmıyorduk. O 2011 yılındaki çabalarımızı zaten hepimiz gördük. Yani o kadar insanın oradaki alın teri, onlara hiçe saydılar. Çok ondan sonra çok şeyler de yaşadık. Fenerbahçe'nin üstüne yapılan her şeyi zaten görüyoruz da hiçbir zamanda bunun aksinde düşünmedik. Umarım bu saatten sonra birkaç seneye takımımız bir iki şampiyonluk daha aldıktan sonra kadromuz zaten güzel. Güzel bir teknik direktörle, güzel desteklerle devre arasında. Bence birkaç sene çok büyük işler yapacağımızı düşünüyorum ve çok mutluyuz. Çok şükür bu süreç tamamlandı. Umut ediyorum ki gerekli tazminat davaları açılır. Ve haklı olduğumuz maddi olarak da kulübe kazanç olarak geri döner. Yani çok haksızlık yapıldı bize gerçekten. Ama hepsinin üstesinden geldi başkanımız. Allah razı olsun bin kere. Yani gerçekten çok sancılı bir süreç geçirdik. Ve hala acısını yaşıyoruz. Uzun zamandır şampiyon olamıyoruz. Yeni başkanımız Ali Koç ile birlikte güzel şampiyonluklarla beraber bu sürecimizi taçlandırırız. Basketbolda da, futbolda da. Bütün takımımıza başarılar diliyorum. Çok mutluyuz abla bugün tüm Fenerbahçe ailesi olarak. Bugüne kadar Fenerbahçe'ye şikayetçilemiş olan bütün insanların tarihe gömüldüğü bir gündür bugün. Umarım bu aldığımız güzel haberle birlikte şampiyonluğu da en kısa sürede takımımıza kazandırırız. Yani Fenerbahçe taraftarı olarak çok mutluyuz. Bunu çok uzun zamandır bekliyoruz. Yani her zaman da söylediğimiz bir şey var. Şampiyonların kupası müzesinde olur. Buradan da söylemek istiyorum. 2010-11 şampiyonu Fenerbahçe'dir. Bunu da herkes buradan duysun. Türkiye'de FETÖ ile mücadeleye ilk etapta Aziz Yıldırım Başkan başlamıştı. 3 Temmuz sabahı ben uyandığımda bu haberi gördüğümde zaten inanmamıştım. Onun mücadelesini kutluyorum. Fenerbahçe'yi de tebrik ediyorum. Haklıydık. Kazandık. 2010-2011 şampiyonu Fenerbahçe'ydi. Bundan emindik.
ve şampiyonluğumuz garanti altına alınmış oluyor. Zaten ben beraat edeceğini tahmin ediyordum. Bu şike davası zaten bir kumpas davasıydı. Ama epey zaman sürdü. Esasında hani derler ya, gecikmiş adalet adalet değildir diye. Hani 10 sene sürmesi bile bence bundan dolayı üzüntü duyuyorum. Ama sonuçta sonuçlanmış olması ve bizim lehimize sonuçlanmış olmasından dolayı çok mutluyum. Ayrıca ben şunu da söylemek istiyorum. Yani bir Fenerbahçeli olarak kulübümüzün hem Türkiye'de Futbol Federasyonu nezdinde hem de UEFA nezdinde haklarımızı araması. Çünkü biz 3 dönem haksız bir şekilde şampiyon olduğumuz halde Şampiyonlar Ligi'ne gidemedik. Dolayısıyla oradan hem maddi hem manevi kayıplarımız oldu. Maddi kayıplar bir şekilde karşılanır ama esas manevi kayıplar çok. Çile çektik kulüp olarak, taraftarlar olarak. Ama en sonunda nihayet sonuçlanmasından dolayı da çok mutluyum. Hayırlı uğurlu olsun hepimiz için. Vallahi zaten haklıydık. Hakkımız bugün tescil edildi. Şimdi az evvel Sayın Başkanımız televizyonumuzun canlı yayındaydı. Çok güzel konuşmalar yaptı. Yani zaten Ali Başkan olayın başından beri hep eski başkanımızın yanında durdu. Dik durduk, bizler de dik durduk. Hem caddede dik durduk, hem adliyede dik durduk, hem Silivri'de dik durduk. Haklıydık, haklı davamızı kazandık. Ha, zaten kazanacağımızı biliyorduk ama o kadar dışarıdan şer güçler bizleri baltalamaya çalıştı ki biz yine bunlara karşı bir hukuk savaşı verdik ve o hukuk savaşını kazandık. Gün Fenerbahçe günü, hepsi utanacak. Eminim ki hepsi hak ettiği yere gelecek. Ne mutlu Fenerbahçeliyim diyerek. 2010-2011 şampiyonu bizdik. Şu an resmi olarak da kanıtlandı. Bütün Türkiye duysun, bilsin yani. Zaten kupa bizim üzerimizde. İstiyorlarsa gelip alabilirler, bakabilirler yani, ziyaret edebilirler. Fenerbahçe! Taraftarlarımızın görüşleri de bu şekildeydi sevgili seyirciler. Evet, artık programımızda son dakikaların içerisindeyiz. Son yorumlarınızı alalım kısa kısa. Lübe Ayar, sizle başlayalım. Şimdi çekilen tüm acıların maddi manevi davaları açılacak. Hiç şüphem yok. Çok iyi bir avukat ordusu var. İçeride dışarıda bu davalara bakacak. Onun dışında birkaç şey hatırlatmak istiyorum sadece. Bir 40 milyon euro nakit bekliyoruz Mehmet Ali Aydınlar'dan. Kendisi söylemişti bu bir haklı dava değilse ben bunu tazmin edeceğim diye. Ben bunu buraya çıkmışken hatırlatmayı görev sayıyorum. İkincisi 2011 Süper Kupası'nı TFF bir zahmet oynatsın. Fenerbahçe her nerede ve ne zaman istiyorlarsa, hangi statta istiyorlarsa Fenerbahçe bunu oynayacaktır. Çok doğru. Bu konuyu kapatalım. İkincisi hapis yatan Fenerbahçeli oldukları için, Fenerbahçe başkanı ve yöneticisi oldukları için hapis yatan, sözde darbe mahkemelerinde yargılanan, sözde çete lideri, silahlı çete lideri olmaktan yargılanan Sayın Aziz Yıldırım'ı bu kanalda konuşurken görmeyi de çok isterim. Eminim kanalda kapıları açıktır zaten. Sayın Ali Koç, son derece muhalif bir tavır sergilediğimiz şu günde bile beni buraya Fenerbahçe TV davet ettiğine göre eminim bu kanalın da kurucusu olan, bu davanın en büyük mağduru olan başkanı ve yöneticileri de zevkle ağırlayacaktır. Zaten başka bir kanalın umurunda değil Bedir Bey. Konuşan eden yok bizden başka. 10 yıl geçtikten sonra neler oldu, neler düşünüyor, kimlere dava açmayı düşünüyor. Gerçekten duymak istediğim çok şey de var. Bu vesileyle tüm Fenerbahçeli çocuklara geçmiş olsun diyorum. İyi dayandınız. Bundan sonrası daha rahat olacak. Fenerbahçe bu maddi zararını karşıladıktan sonra bence arayı açarak ilerleyecek. Çünkü Fenerbahçe her ne kadar kaleyi kaptırmadıysa da çok büyük zarar gördü. 3 Temmuz evet. Aslında hedefine ulaştı birçok açıdan. Fenerbahçe'yi aşağı çekmekti. 5'te 5 şampiyonluk kazanmış. 5 branşta şampiyonluk kazanmış. Avrupa'da artık kendine ezeli rakip arayan bir kulüpken borca batık bir kulüp haline geldi. Taraftarın asabı bozuldu. Bir davayla mücadele etti falan. Camianın coşkusunu, neşesini çalanlardan bunun hesabını sorsunlar istiyorum Sayın Başkan'dan. Tüm camiamıza tekrar geçmiş olsun diyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Evet, Bedir abi, sizden de son yorumları alalım. Benim de son sözlerim şöyle. Ferruh Tanay, sevgili arkadaşım, bir hatırlatma atmış. Şirketin değeri Fenerbahçe'nin o zaman 1,2 milyar dolardı diyor. Ve bunun yalnız %15'ini halka açarak borç sıfırlanacaktı diyor. Şimdi bu hatırlatmayı yapıyor.
Ben de diyorum ki almamız gereken ve almayı hak ettiğimiz kaynakların deminden beri saydığımız tazminatlarla vallahi Fenerbahçe emin olun o dev bütçelerle Haaland'ı da alabilir, Ronaldo'yu da alabilir. Yani gerçekten hak ettiğimiz tazminatı aldığımız zaman bu borcumuzu da kapatır, bu futbolcuları da bize aldırır. O kadar büyük bir ağır maddi mağduriyet yaşadık. Bu arada bizi lekelemeyi bir alışkanlık haline getirmiş belirli kulüplerin yöneticilerinden başkanlarına, sosyal medya meraklılarından, stadyumdaki taraftarlarına kadar bir tek hatırlatma yapmak istiyorum. Aklınızdan bile geçirmeyin bundan sonra Fenerbahçe'yi, 3 Temmuz üzerinden lekelemeyi. Çünkü bu tazminatın kendini kaçıramaz büyük parçalarından biri olmaya siz de dahil olursunuz. Bunu kesinlikle belirtmek istedim. Son cümlem tabii ki başta sevgili başkanlarımıza, Aziz Yıldırım'a, Sayın Ali Koç'a, bizlere, Fenerbahçe camiasına, gençlere, çocuklara, gelecek kuşaklara kutlu olsun. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür sevgili ediyoruz. Bedir Baykan, biz teşekkür sevgili Nurbay Ayar, sağ olun, var olun, değerli yorumlarınız için. Bu dava ne zaman söz konusu olsa bu ekrana beni davet ettiniz. Şahsım adına çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür hem ediyoruz. Hem size hem kanal yöneticilerine. İyi ki varsınız. Sağ olun, teşekkürler. Sağ olun. Evet, değerli izleyenler, Bedir Baykan ve Nurbay Ayar'la birlikte sizlerin karşısındaydık. Ve böylelikle 3 Temmuz özel yayınımızın burada sonuna geldik. Hoşça kalın.